miyim? müsa farklı bir şey arz etmek istiyorum. Terör dediğiniz şey nedir? İdeolojik amaçlar için suç örgüt, det kullanmaktır. Evet. Şimdi bakınız. Çok enteresan bir ayrıntı var burada. Bu kadının motivasyonu ideolojik midir değil midir? Bilmiyorum. Yani şu anki gösterge seni işte Lavrion kampına gönderecek. Ben Yunanistan'a gitmeye, yani Yunanistan'a değil ya. Efendim. Ölcük değil çok şey. Hayır zinet eşyaları var. Bana o çok ilginç Bakın. Yani ya zinet eşyası hareket çeker. Ha. Bir şey yapar yani. yani bakın yani zaten oradan sonra geleceği yani. söylemiyor ama. Peki bakın, o Rusya'dan sonra bir yere herhalde, gidecek. Bir gelebilir misiniz? Buyur. Ee, şu <laughs> şeyi alın. Bir kadını Buyur. gösterebilir misiniz? Neresidir yani bu görüntülerden mi anlıyoruz ideolojik olmadığını? Evet. Ya yani bir görüntüler bize zaten Tabii canım. ideolojik olmadığını. Ya daha doğrusu terör örgütünün bir ideolojisi var. Yani var olduğu iddia ediliyor. Var var tamam, tabii ki. Var olduğu iddia ediliyor. Var diyelim. Siz Bak, asli fail muhtemelen ideolojik sahibi. Ama dikkat ediniz. İdeolojik sahipli bir terör örgütünün kullandığı birey terörist ideolojik değil. Tabii. Nereden, Nereden öyle böyle durmaz. Biraz önce Turgay da söyledi. Turgay Bey <laughs> söyledi evet ben onun netleştirdim. Yani şimdi şimdi büyük bir ihtimal. Bakın bunu örnek vermeyeceğim ama zihinlerimizi şimdi söyledikten sonra biraz geriye alın anlayacaksınız. Bu tür teröristler bir Duruşlarında mutlaka o ideolojiyi yansıtacak bir hareket yaparlar Dik bir Mes duruş sergiler. Kahramanca Bravo Yani mesela Milli İstihbarat Teşkilatımızın daha önce yakalamış olduğu e, Hatta benim cep telefonumda da var e, basında şeyde Yani onların duruşuyla bu, bu artık ürkmüş korkmuş kısmış sinmiş Lanet olsun niye bunu yaptı mı kendi içerisinde sorgulayan bir beden tipi Tamam mı? Özür diliyorum hani burada Sayın Bakanımla biraz ayrışacağım kusura bakmayın. Ya bu ya bu, ka bu kadar ben, benim söylemek istediğimi söylüyorsun Öyle mi? Yani, Peki, ben yani, yani 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 bu duruşun bile bence eğitimini almış. Ya işte ben bunun artık doğal olduğunu bunun düşünüyorum. Yok. daha fazla bunda bu, bu kadar eğitime 4 ayda yinemezdi. çok komplike olur. Yok böyle bir değil. eğitim değil ya, ya bu şu, bu. Ya şöyle, 4, şimdi, ayda, yok, şi, 4 şimdi, ayda yok 4 ayda Dur, bir bak. Bahatle şöyle bak şimdi bunun eğitimini verilen durumlar var. Mesela gayri nizami harp unsurlarına esaretten kaçma kurtulma eğitiminde bakanımın dediği gibi eğitim verilir. Ama bu 10 yıl filandır yani. Ha, hani evet. 4 ay değildir. Evet. Hani bu, bunun Ama yaşı bakın, yetmez. Onun bakın şeyleri. şuradaki resimdeki duruşla, ha. buradaki duruş arasında ee, dağlar neyse, kadar. Neyse yani birincisi ya, er Eray Bey çok özür dilerim. Bu. Şimdi bu, bu kişinin yaptığı iş şu. Eline bir ver paket verecekler. Gidecek Taksim'de oturacak bir banka çantayı oraya bırakıp Olay yerinden kaçacak. İşlevi bu. İşlevi bu. Şimdi bak bir sürü şey anlatıyoruz Aa, ardında bir sürü. Hayır ya işlevi bu. Bir çanta verecekler. Bunun karşılığı olarak da. Bunun karşılığı olarak da kafanı yorma. Sana para da vereceğiz. Gideceksin. Yunanistan'da. Lav Avrupa'da yaşayacaksın. Bak Lavyo lav Avrupa'da, Avrupa'da yaşayacaksın. Buna vaat edilen bir şey var. Bu ideolojik değil. Şimdi bu yani, önemli ayrıntı in, niye? İntihar eylemcisi ol, olamaz. Olsa bundan tabi, olmaz. Bundan olmaz. Olmaz. Bundan intihar. Bu, eylemcisi çünkü olmaz. mutlaka intihar eylemcilerinin ideolojik bir sahiki vardır. E, e, Tabii canım, var. tabi, canım tabi, canını ve, veriyor ve devam ediyor. olaydan sonra devam etme umudu yok. Bunda umut var ki tabi. ya sanki Bak, ev kadını gibi bilezik koymuş şimdi, şey çeyrek şey daha, daha olacak. Hocam, bir şey daha var. Şimdi Ondan bu, sonra ben aslında Ben bir şey söyledim kestiler. Ya burada Burada bu kişi ortaya koyduğu eylemden sonrası bu kişi için düşünülmüyor. Yani bunun bir ideolojisi yok, bir şey yok. Bilinçli olarak model bu. Yani işin profesyonelliği böyle bir tipin bulunması. Evet, i̇şin tabii, profesyonelliği tabii, tabii. böyle bir kişinin tabii, buraya gönderilmesi. Biz katılıyorum, doğru. E, Nihat bir şey söyleyecekti evet, araya girip. Bu işin zaten başarısı bu. Yani böyle bir e, figür bulmasalardı eğer... Bu tipolojiden... Eğer, evet. Böyle bir fikir bulmasalardı eğer zaten istihbarat birimleri Türkiye'ye girdi alamazlardı. E, deşifre olurdu ve böyle bir eylem başarılı olmazdı. Bu tipolojiyle başardınız. Tabii ki. Ama, Peki, günün şimdi sonunda dur PKK ben bu eylemi yapmadım dediğinde ona gel geleceğiz. Hayır hayır Durgar. O taraf ne çıkıyor karşımıza? A PKK'lı bir tip değil. Tamam. Durgar, Bunların Bilal. her biri. Planlı. Size ben şimdi ikinci bir soruyu sorayım bakın. O da Bunu... bir belki planlı ama konuşacağız. Doğru. Ahmet de ikinci soruyu soralım. Şimdi birincisini sorduk. Bu ideolojik midir? Değil. Bu kadın ideolojiyle hareket etmiyor. Sadece başka. Sadece menfaat. Tamam. İkinci soruyu soruyorum. Terör örgüt hepimiz empati yapalım. Terör örgütünün liderisiniz. PKK'nın el aynı Ayn 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 Arap'taki ben grubu böyle, ben, grubu ben, ben böyle empati yapma. Hayır bakın. Düş, hayır yapmak zorundayız. Yani öyle düşünün. Siz kendi örgütünüzün içinden bu PKK olur başka bir şey olur. Yani burada önemli olan şey bir terör örgütü düşünün. Onun lideri kendi e, örgütünün içinden ideolojik olmayan bir birinin e, bir eylem yapmasına ne kadar razı olur? Olmaz. Olmaz. Bunu anlamadım. Heh. Bunu anlatalım. Ben biraz geç anlarım. Bana Bunu bunu anladım. anlatalım. Şimdi bakın. Terör örgütlerini diğer suç örgütlerinden ayıran temel motivasyon ideolojidir. Terörist siyasa hedef aldığı siyasal sistemi bütün sorunların kaynağı olarak görür. O yüzden kafasında yaratmış olduğu ütopya, ütopik yeni siyasal sisteme kavuşmak için gerekirse kendini feda eder, eylem yapar. Böyle bir yapıdasınız. Yani ideoloji eşittir inanç. Kendilerine göre kurgusal bir inanç geliştirmişlerdir. Şimdi böyle bir yapıdayken siz bir eyleminizi hiçbir şekilde ideolojik inancı, ideolojik bağlantısı, ideolojik birikimi olmayan birine yaptırmazsınız yaptırırsın yaptırmazsınız niye? Çünkü şöyle Neticede bu eylemin asıl amacı asıl amacı mevcut siyasal sistemin yerine kendilerinin kurduğu ütopik bir siyasal sisteme ulaşmak bir de örgüt buna razı olmaz bakın yani o zaman şöyle olur şöyle oluyor o zaman İdo, yani terör örgütünü Burası önemli Lütfen dinleyelim. Terör örgütünün iç yapışıklığını sağlayan ideolojik kurguyu bir kenara atarsanız örgüt çözülür. Peki ben O yüzden abi. buna izin vermezler. Peki yani, niye yapıyorlar böyle? He, niye bunu çok, yaşayın, çok teşekkür ederim. Ben soracaktım. Niye yapıyorlar? İşte bu, bu terör örgütünün ideolojik e, iç yapışıklığa sahip terör örgütünün üst akıl tarafından taşeron olarak kullandı, e, kullanıldığının en büyük göstergesidir. Peki ben size bir şey söyleyeyim. Ama bir dakika. Terör şu... örgütü der ki, ya kardeşim ben... Kendi iç yapışık organizasyonumla eylem yapacağım, terör yapacağım. E, fakat Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin elindeki istihbarat çok kuvvetli. Benim bütün elemanlarıma hakim. Yakalanıyor, yapamıyorum. O yüzden bir taşeron kullanacağım der. Bu mantıklı hayır, değil. Hayır, değil. değil, değil, değil efendim. Ya ben niye ne ya? olur? Tamam. De Turgay dedi. Ondan şey. sonra ben destekleyeyim. Niye canım? konuşamıyorum? Ya bunu gerçekten işin doğasını bilmekle alakalı. Bakın terör örgütünün yeni formatı bu. Bunu anlamamız lazım. Ney? YPG kendisini bir terör örgütü olarak görmüyor. Hiçbir terör Amerika, örgütü. görmüyor hayır zaten. Şimdi YPG'den bahsettiğimiz ne? için söylüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri YPG'yi bir terör örgütü olarak görmüyor. Şimdi bir taşla iki kuşuruyorlar. Bir ontolojik olarak yapmaları gereken doğasında olan terör eylemini ortaya koyarken, diğer yandan da uluslararası camiaya biz terör örgütü değiliz, biz yapmadık diyorlar. Terörle ortaya koydukları terör eylemiyle e, asli vazifesinin yerine getiriyor bir mesaj veriyor. Ama bu kez şimdi. Hocama işte o sorusunun cevabı bu yeni bir düzleme şeye geçtiler başka bir perspektiften yapıyorlar. Peki bu ben şeyi. bir şey Mustafa Karasu'nun birkaç gün önce yaptığı bir açıklama var. Ben benim kafama yatmıyor şöyle şimdi terör örgütü bir eylem yapacaksa adıyla sanıyla. Bakın bu sizin ben... klasik bir terör örgütünden bahsediyorsunuz. Peki amaç ne? E, amaç şu. Bu terör bu terör faaliyeti de vermek istediği bir mesaj var. onu ne o mesaj ne? Ama çok önemli. Tamam. Şimdi o zaman onu konuşalım. bir ha bir tane hemen hızlıca söyle. Tamam söyle. Mesaj bir, ne? Bir Hemen gördük. Turizme yönelik bir e, şey var. Operasyon var bunun üzerinden. 10 milyonlarca turistin geldiği İstiklal Caddesi. Nerede geliyor 10 milyonlarca turist İstiklal Caddesine? Ama bütün dünyaya New York Times gibi herkesin baktığı bir gazete üzerinden Türkiye'ye gelecek olan, gelmekte olan, gelmeyi düşünen turiste diyor ki bak aha işte burada. Her yıl dünyanın dört bir yanından Türkiye'yi ziyaret eden on milyonlarca turistin çoğu pazar günkü bombalamanın gerçekleştiği bölgede vakit geçiriyor. Tamam bir tane bir turizmi baltalayacak. İki evet. Türkiye bir adım atıyor. Bölgesel bir adım atıyor. <laughs> Türk coğrafi, Türkiye Cumhuriyetlerle evet. ilişkileri, Rusya ile ilişkileri vesaire. Türkiye burada üst akılın işine gelmeyen bir pozisyon alıyor. Ya ne yapacak? Bombayı attın diye ben vaz mı geçeceğim? Ö, ha şimdi yani bu bu, bu soru oturur konuşulur. Hiç konuşurur. kimse vazgeçmez. Bak, Bak tamam. Hiç kimse vazgeçmez. Bak bu soru oturulur konuşulur. Bak bir şey söyleyeceğim bir dakika. Bombayı atarsan bir tek turizmi etkileyebilirsin. Hı -hı. Hı -hı. Başka da hiçbir şey etkilemezsin. Dünyanın hangi hükümeti olursa olsun yani bizim hükümet çok kararlı inançlı olduğu için değil hiçbir hükümeti etkileyemez Katılmıyor bombayla. Mı? Katılmıyorum. Hayır bu bombayla da o engellendilerse New York Times'ı. O zaman diyor ki ey turistler Türkiye'ye giderseniz İstiklal Caddesi'ne gitmeyin diyor. <laughs> yani öyle anlamak gidelim, lazım. Neyse. Hayır hayır. Yani evet. baş... yani bir kere ben bu söylede katılmıyorum. Burada böyle <gülüyor> <gülüyor> şey yani, ıı, bomba, bomba atılınca Türk'ün adımlardan, adımlardan vaz mı takım adımlardan vazgeçmemesi değil. Bombayı attıktan sonra ülkede bir beşinci kol faaliyeti devreye giriyor. Nasıl? Nasıl? Bakın sosyal medya hesaplarına. Mesela bu saldırıyı işçiler yapmak. Şimdi kafa karışıklığı bilmem ne. Bunu siyasiler söylüyor. Yapsın. Bak şimdi ne olur yapsın. ki yani? Sor. Hayır, ama şu. Şimdi toplumda birileri şunu düşünüyor. Bak açık açık Arada yazıldı siyasiler söylüyor. Bu, bu, saldırıyı Tayyip Erdoğan değil. yaptı, iktidar yaptı, ya. seçim yaklaşıyor. Hiç kimse Güler demez yakaladılar ya, yakaladılar ben ya. Ben PYD yani ile kimse nasıl... Kimse demiyor öyle bir şey. Yakaladılar. PYD ile nasıl 24 24 saatte bitti işte. Masum, Masum Bey siz konuşun biz gidelim. Hayır yani canım, biz her yani, konuştuğumuzda araya girin, biz gidelim. Hayır ama yani, şey yani, de yani, yani... Yani hükümetle ne alakası var bunun? Ya? Bu Burada vurgulamak istediğim şey... Hepimize karşı ya. Hepimizle şey şu, karşı ya. Sayın Hepimizle Bakanım şöyle karşı hazırlayayım, ya. bakın. Herhalde hepimize karşı. E, tamam sani sani yani ayrıştırmanın bir anlamı yok ki. Bir saniye efendim. Bakın ikinci benim vurgulamak istediğim ya, şey şu. Ayrıştıranlar da oldu, haklı orada. Ama ben de diyorum ki o ayrıştıranların hayali bitti. 24 saat içinde yakalandı bu. Hala devam da edenler var, neyse. Seçim çalışması yapılıyor diyor adam. Ne alakası var? Vallahi şey, öyle kız? diyor. E, tabii ya. Ama yani, kişi yani ya. şu anda bu, yani, bu, bu ya, durum... böyle aşağılık şeyler... Bu vefat eden bu, 6, 6 kişinin dedi, neyse, bu bu şu aile, hiç kimsenin umurunda ya yani, değil. Şöyle, yer bu, bu, ya, bu diyor. yani belki birazdan daha detaylı gireceğiz ama hazır yeri gelmişken söyleyeyim. Bu tür eylemler öncesinde hazırlanmış sosyal medya tetikçileriyle birlikte yürütülür. yürütülür evet, Doğrudur. Yani, bu, beşinci kol bu, faaliyet. Beşinci kol beşinci faaliyet. Bir şey sorabilir miyim? Buyur. Turgay Güler'e sorduğum sorunun aynısını soruyorum. O dedi ki klasik yöntem bu dedi. Hani terör örgütü terörü yapar, üstlenir ve oradan bir kazanım elde ettiğini Doğru. düşünür. Bitti mi bu devran? Bu yeni bir tür mü? Yani bu yeni bir tür. Ben de tam işte e, Ahmet Bey zaten e, bu terör olgusunu anlatmak gerçekten zor. Yani e, anlatabilmek e, oldukça zor. O yüzden zorlanıyorum bunu anlatma ama şunu diyorum. Terör örgütleri ideolo, yani ideolojik örgütler olduğu için Diğer mesela organize suçlarda ideolojik görünümlü örgütler olduğu için. Evet, ideolojik görünümlü örgütte motivasyonu ideolojik evet, olduğu bravo. için mesela e, Yoksa diyelim, diyelim yani. ki bir e, mafyatik örgüt mesela 10 kişi öldürür. O kadar önemli değildir. Çünkü onun ideolojik bir şeyi yoktur. E, ne bileyim işte mesela Norveç'te oldu değil mi? Bir kişi 100 kişi öldürdü filan. Neticede bireysel olarak yargılanır Çünkü ideolojik bir motivasyonu yoktur. Ama Terör örgütlerini diğer suç örgütlerinden ayıran temel şey siyasal sistemi hedef alan ideolojik görünüm olduğu için burada terör örgütlerinin yapısı içerisindeki profille şu, an, şu, şu profille normal bildiğimiz klasik terör eylemler örtüşmüyor efendim. Bunun ideolojisinin olmaması bir ayrı düşünme konusudur. İdeolojisi olmayan bir sürecin ideolojik terör örgütleri üzerinden yürütülmesini sağlayabilecek bir tek şey var o da üst akıl. İdeolojik olarak terör örgütleri bunu buna razı olmaz. O zaman siz... Turgay Güler'in söylediği doğru diyorsun. Doğru tabii. Hayır ama şu da var. Yani bu tanımınıza %100 katılıyorum. Buyurun. Terörist örgütle suç örgütünün arasındaki fark budur. Bir bir ideoloji olmalı. burada bir ayrık bir durum olduğu da belli. Evet. Ama burada mesela bu iş PYD'nin işi ise neden yaptı bu konusunu? Hani siz taşeron o zaman diyorsunuz ya terörist örgütler zaten diğer suç örgütlerinin ideolojik olarak farklı tanımlamak, tanımlanmakla birlikte aslında yine de taşar onlar. Yani PKK'nın her yaptığı eylem ideolojik değil. PKK'nın işte değişik istihbarat servislerinin konsorsiyum üzerinden Türkiye'ye saldırtıldığı belli. Şöyle ifade edeyim. Katılıyorum. Yani burada şu ana kadar ki bu örgütlerin yaptığı eylem profillerinden farklı bir şey. Onu vurgulamak istiyorum. Ama Elbette yani. onlar da e da taşlar onun. aklın tabii silah veriyorlar malzeme ve veriyor. ama şöyle oluyor. Müsaadenizle sayın bakın. Arz edeyim ondan sonra. Bakın şöyle. Şimdi bir terör örgütü grubuna silah, malzeme, teçhizat, taktik teknik, istihbarat yardım verip o örgütün bir eylem yapması <laughs> ayrı. Bir de bunun üstünde, bunun kapasitesinin üstünde birinin gelip organize Operasyonu organize edip var. böyle bir eylem yaptırması arasında dağlar var. Bu bu çok konuşulması gereken bir şey. Karmaşık amaç, karmaşık şu. eylemler. Amaç, Bundan önce biz Mersin'de amaç amaç yerinde şu, bir gazeteci güzel. bir gazetecinin amaç. parmak izi vardı. Gazeteci orada öldürülen terörist olduğunu düşündük. O terörist şey dağda karışacak çıktı. kafalar şimdi Mersin'de karışmayacak. Daha da çıktı. Şimdi bak yeni kafa karıştıran eylemler ortaya koyuyor bilerek kafa karıştıran. Tamam. Amaç ne? Amaç şu efendim. Ee, burada artık terör örgütü dediğimiz bu yapılar özellikle ordumuzun almış olduğu tedbirler devletin istihbarat ve operasyonel kabiliyetinin yüksek olması nedeniyle demin ki söylediğim klasik anlamda tek başlarına kendi bünyelerinden bir terör eylemi çıkaramıyorlar. Ama bunları var edenlerin bu terör eylemine ihtiyaç olduğu için şimdi bunlar da oradan devreye girdi. Ben onu vurgulamak istiyorum. Bakın hem eylem tarzında devreye girmiş durumdalar hem de o patlayıcı ve şu profesyonelliği Örgütün kapasitesinin üstünde yaratılmasıyla devreye girmiş durumdalar. Artık küresel güçler önceden olduğu gibi ben sana malzeme, para, her şey veriyorum. Hadi sen git eylemini o yap zaman göreyim demiyorlar. Bey, o zaman demiyorlar ama, artık ama, işin ama içine girmiş O zaman lazım. PYD yapmadı, üst takıl yaptı mı diyorsunuz? Yani. Efendim, evet efendim yani be, be. bu açık değil mi? PYD abi? masum mu yani? Hayır hayır PYD'yi. PYD'nin fonksiyonu hayır, ne bu? Şu bak, şu. Müsaade edin. Bakın hassas konu e, kamuoyuna arz etmemiz lazım. Şu, önceden e, terör örgütlerine kapasite yaratılıp bu kapasite onların emrine verilir, eylem yaptırılırdı. Fakat artık devletin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin terörle mücadelede geldiği seviye o kadar güçlü bir hale geldi ki bunlar o kapasiteye ulaşamıyorlar. O yüzden şimdi üst akıl bunların içine girdi. Bunlarla birlikte üst aklın elemanları nasıl Ukrayna'da Amerika ve İngiliz özel kuvvetleri Ukrayna güçlerinin arasına girip paralı askerlerle Ruslara nasıl saldırıyorlar başa bunların elemanları da aynen bu şekilde aynen Arap'ta kim eğitimi veriyor kime eğitimi veriyor şimdi. bunlara Amerika'nın elemanları veriyor yani şimdi, şimdi artık Arap Şimdi Erabi, bu çok net şimdi fotoğrafta bir fotoğrafta dakika, bir saniye yani de şu fotoğrafta, Mesela, yani, Erabi, de, şu, fotoğrafta şu fotoğrafta şeyi kapatın lazım. eli kelepçeli kısmı kapatın Kapatın eli kelepçeli kısmı. 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin yaralandığı olaydan sonra elimizde katile ilişkin görüntü bu. Yani. Bir de bu fotoğrafın yerine bir PKK'lı teröristi yani yıllarca kamplarda eğitilmiş bir teröristi koyun. Algıyı bir de öyle düşünün. Doğru. Ona tamam. Orada bir problem var. Yani bu ya bu kişi yakalanmasaydı diye düşünün. Yakalanamasaydı diye. Burada düşünün. artık e, yani doğru. bu işi var edenler el yükseltmiş durumdalar. Bak bence, ben onu söylemeye bence çalışıyorum. bence bakın. El yükseltmeye Bu kişi yakalanmış. Bu kişinin bu eylemi yaptığı tarihle Sayın Cumhurbaşkanı'nın son konuşmasını çok iyi ilişkilendirmek lazım. Sayın Cumhurbaşkanı ne dedi? Biden besliyor, açık seçik söyledi. Yani üst akıl lafını da kullanmadı. Biz de Amerika söyledik, dedi bu, şey evet. şudur budur. Fetöyü tabii. E, Fetöyle başlasın e, de, de, dedi. Her her Biden şeyi besliyor. söyledi, bağladı. E, ne aynı oldu? Da, aynı bu da. olayı yaşadık. Bu olayı yaşadığımızda artık biz işin terör analizinden çıkacağız. Bu olayı yapan PKK'nın da ben yokum dediğine göre, söyleyen yer PYD yani bizim doğrudan doğruya PKK yerine. Cumhurbaşkanımızın, hükümetimizin ve en son bugünkü açıklamasında Sayın İçişleri Bakanı'nın yaptığı açıklamayı da dikkate alarak mesaj alınmıştır. Mesaja cevap verilecektir. İşte, lafı. Sayın Bakan yani, ben de zaten onu tabii, ama Anlatmadım ben, ben, ben sizden bir, biraz şöyle fark ama ediyorum. Biz yanlış bir yere gidiyor kullanmıyorum mevzu. Ben. Peki ben yani onu yani, somutlaştıralım. Yani, Hüsnül sizin açısından. Yani yani ben, e, ben üst akıl lafını kullanmıyorum yani onu, onu, burada. Burada onu lazım. Türkiye'nin her bir şeyle ilgilidir. Yani son bizim e, Orta Asya'da Türk devletlerinin, ırktaşımız olan Türk devletlerinin Kıbrıs'ı bile gözlemci kabul etmeleri Peki, bile... terör yapınca vaz mı geçeceğiz? Hayır bunlar... Hayır. Bazı geçici bir çalışma vazgeçmeyiz. var. Hayır, bu zaten vazgeçmeyiz. sosyolojik vazgeçmek olarak bir etkisi değil, yaptı. Bakın. Ya üst akıl akılsız Va mı o kadar? Ya? Değil. ya akılsız olabiliyor. Hayır, abi, hayır, 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 akılsız değil. Onları tahrik et. İçeride, edin. içeride onları, kendisine güzel çevreler bulabiliyor. Çünkü Kıbrıs'ın bugüne kadar tanınmasını engelleyen ülke Rusya'ydı. Şimdi artık Rusya engellemiyor. Peki. Yani 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 terörle ama burada halledeceğini düşünüyorlar. Terörle bize halletmeye değil. Yani ne? şuradan ne şurdan yani terör yapıp ne yapacak? Ama daha evvel istihbaratçılar arasında ne konuşma yapılmış ki Sayın İçişleri Bakanı mesaj alınmıştır. Mesajın cevabı verilecektir diyor. O ayrı. Yani, yani ama yani Peki. buradaki başka bizim bilmediğimiz konuşmalar ama var. henüz daha sebeplerine geçeceksek ben de anlatmak isterim tamam. ama. Ben burada dur özür diliyorum bak. Burada artık farklı bir yöntem var. Bakın bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani üst akıl diye tabir ettiğimiz Sayın Bakanımızın da söyledi, ben de katılıyorum. Bu yapılar artık terör örgütlerinden eskisi gibi bekledikleri kapasiteyi bulamayınca, şimdi daha fazla işin içine girmek zorunda kalıyorlar. O yüzden bu kadının infaz edilip öldürülmesi kendilerinin açığa çıkmasını önleyici bir faktör olarak. Peki görüyorum. bir dakika. Buyurun. Şimdi ee, bu eylemde. PKK değil de PYD mi var? Şimdi efendim o o, o katılmıyorum ben. Önce onu söyleyeyim. Ne, neye Çünkü katılmıyor? PKK PYD ikisi aynı. Ben bir şey demedim. Hayır, ben ben canım sen soruya size değil zaten Soruda da cevap olarak. <laughs> ya ikisi de aynı. Tamam mı? İstedikleri kadar biz ayrı işte üstlenmiyoruz. Yok ya arkadaş zaten Peki, PYD dakika. 2013 yılında PKK'nın içinden çıkmıştı bir, bir dakika. Bu eylemin tasarımında PKKlı yöneticiler, PYDli yöneticiler hep beraber oturup karar mı vermişlerdir? Hayır, bu'nun ee, tasarımını yapanlar e, buradaki e, Taşeron, yani PKK-PYD Taşeron olarak kullanan işte Amerika ve tamam. diğer ben, ya, ya, Amerikan payını şunu, bir tarafa bırakırsan, Taşeron bunu, bunu. Taşeron üzerinden soruyorum. Şimdi burada e, Taşeron PKK-PYD e, doğru. Sonuçta bunlar aynı olsalar da coğrafi olarak en azından bir uzaklıkları var, belki mekanizmaları da bir takım farklılıklar var. PKK'dan bağımsız PYD Taşeron olarak bile olsa, eylem yapar mı? Yapmaz. Biz beraber beraber, yap, karar. beraber değil. Mutlaka aralarında organik bağ var. Mutlaka birbirleriyle istişare ederler. Yani şöyle düşünün, iki tane kol. Bunlar habersiz bir şey. Yani ben bu bunu habersiz oldu. Sorunun sorumun cevabını aldım. Devam etmek Planlamayı bunlar yapmadı efendim. Planlamayı yapanlar planlama bir üst akıl. Üst akıl tarafında. Bunlar kapasitesinin dışında. Ama sonuçta biz ne diyoruz? PYD PKK yaptı diyoruz. Evet Sonuçta bunu diyoruz. Mesela üst akıl yaptıysa üst akıl yaptı diyelim. PYD PKK'yı masum ilan ediyor. Hayır, Haşeron olarak kullanıyor. Haşeron olarak. Yani tetikçi vereyim Lütfen. bir dakika. tetikçi olanlar bu işte PKK PYD. Ama planlamayı yapanlar üst akıl. Bir, PKK diye bir örgüt yoktur. PYD diye bir örgüt yoktur. YPG diye bir örgüt yoktur. FETÖ diye bir örgüt yoktur. Kim demiş? Bunların arkasında başta Amerika ve Avrupa başkentleri olmak üzere bir konsorsiyum vardır. Bunlar bir vesayet savaşı yürütürler. Bu yapıların yönetim kadrosu bu Avrupa başkentleriyle Amerika'yla e, efendime söyleyeyim CIA'yla, şunla bununla istihbarat teşkilatlarıyla ilintilidir. Aşağıda motivasyon içinde yani e, o mesela FETÖ'de neydi? Din motivasyonu kullanıldı. Öbüründe işte Kürtlük motivasyonu kullanıldı. Belkinde etnik motivasyon. Evet. Bunları eleman elde edebilmek için kullanıyor. Dolayısıyla karşımızda ilk kez bu yapıların bu terör örgütlerinin arkasındaki güç ilk kez ve yavaş yavaş artık açıktan saldırıya geçti. Teşekkür ederim. Fotoğrafı, Söylemek istediğim bu işte aynı şeyi söylüyoruz Ahmet yani. Bu tarafı görmek zor. Artık açıktan ben, ben aynı şeyi söylüyoruz yani. Açıktan saldırıyor ve bu yüzdendir ki İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu da çıktı dedi ki biz mesajı aldık." Aslında mesajı aldık derken mesajı aldık, kabul ettik anlamında demiyor. Bir sonraki cümlesinde de gereğini yapacağız diyor. Bir sonraki cümlesinde de Amerika'nın diyor taziye mesajını Reddediyor. kabul etmiyoruz, reddediyoruz. Reddediyor. Evet. Çünkü katil Amerika demek istiyor yani. Ya biz ya orada biz bir sorun var çok özür dilerim. Ben yani o kadar şey... böyle yorumlamadım. Ya yani ben şöyle yorumluyorum. Sonuçta Amerika Birleşik Devletleri ile e, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı gidip görüşüyor Biden'la oturuyor konuşuyor değil mi? Ama hangi amelika, hangi? Ya bir dakika arkadaşlar bir cümlemi <laughs> tamamlayabilir miyim? Yani bir şey bir, bir noktaya geleceğim. Gidiyor görüşüyor. Biden'a diyor ki ya Biden diyor işte veya işte ondan önceki kimse başkan hepsine söylenen şeyler Türkiye'nin tezi PKK ile PYD arasında bir fark yok ikisi de aynı diyor siz diyor PYD'yi destekliyorsunuz diyor. Biden da kendisine diyor ki ya diyor biz diyor PKK'yı desteklemiyoruz. PKK bizim için de terör örgütüdür ama PYD'yi biz öyle görmüyoruz diyor. DEAŞ'a karşı mücadele falan diyor. Evet. Yani e, Türkiye'nin temel tezi e, burada Amerika Birleşik Devletleri'nin PYD'ye destek verdiği yönünde. PKK'ya destek Bununla verdiği. Bununla da PYD'nin terörist olduğu Dolaylı destek çıkıyor. destek oluyor Amerika'nın desteği. Kime? Pardon? Böylelikle PYD'yi, de, PYD şu anda terörist. Yani PKK'nın reddetmesi, PYD'nin kalması, PYD'yi terörist yapar. Amerika böyle bir eylemi PYD'ye yaptırarak Türkiye karşısında çok büyük bir zayıflığa düşmeyecek mi? Bütün Türkiye'nin temel tezi PYD eşittir PKK, ikisi de terör örgütüdür. Aha da kanıtı İstiklal Caddesi'nde i̇şte kana bulalım. Dur 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 bak çok önemli. Eğer bu kadın ele geçmeseydi nereden bilecektik? Ama bu kadın ele geçmesi Bakın. çok amatörce değil mi işte de Eray Bey? Şimdi bak ama müsaade, müsaade edin. Amatörlüğünü Hayır, şuraya koyalım. Üst bir üst akı. Bir dakika. Nasıl ele geçirdi? Amatörlüğünü bu buraya koyalım. Türkiye bu kadını ele geçiremeseydi ya da öldürülseydi konuşturamasaydı. Bunları de, var, konuşamayacak. Onur, Onur Bey'in sorusu güme gitmesin. O sorunun cevabı verilmeli bence. E, yani e, madem bir üst akıl var. Madem işinde CIA var, İSİBA, teşkilatı var. Hatta Ahmet Hakan Bey bu, söylediği gibi bu PYD gibi, bir bile artık böyle... Çeklik çek çek gibi niye yakalandı? Soru doğru. Bir terör örgütü doğru geldi cevabını yani. verebilirim. Esas önemli ya, olan Türkiye bu, için bu. Sayın Bakan müsaade ederse. Bakın bunların hepsi işte bizim bunları konuşmamız için içeriye dönük bir tarafı da var bu terör saldırısının. Bak şu anda... Muharrem İnce'sinden tut da CHP'li bilmem kimine varıncaya kadar seçim yaklaşıyor falan işte bu bombalar o yüzden patlıyor diyor. Muharrem İnce öyle demiyor de ya. Yani mu? önüyle... Muharrem İnce öyle demiyor. Öyle bir şey ya Muharrem şöyle, İnce'den çıkmadı öyle bir şey. Şöyle diyor e, bombalar patlıyor seçim yaklaşıyor işte e, seçim yaklaştıkça bombalar patlıyor biz bunu 2015'ten hatırlıyoruz vesaire falan gibi e, sö söylemleri var. Tamam ayrı tutayım Muharremince'yi. Yani, yani mevzuu vererek konuşacak tamam. Ya biz bunu yorumlayalım. ismini geçtim, ayrı tuttum. Şunu söyleyeyim. Bu propaganda yapılıyor. Bakın. Bütün amaç burada şunu anlamamız lazım. Kafa karışıklığına sebep olmak. Onur İste soracak bize. DSP Genel Başkan Yardımcısı olarak. Bir dakika ya Turgay Güler sen konuşuyorsun. İşte o öyle profesyonelmiş, arkasında üst akıl varmış. E böyle keklik gibi mi yakalanacaktı? Bırakın Allah aşkına. Misal işte siz bunu söylediğiniz andan itibaren kamuoyu da hakikaten ya bak onun işte çok mantıklı bir soru Peki, soruyor. Bu densin diye mi eylem yapıyor? Bunların hepsi var. Yok bunların ya. hepsi var işin içerisinde. Yani şu yani, eylemle şu anda Türkiye Burada öne geçmiş durumda. Ben. Biz böyle düşündüğümüz Sayın zaman Bakanım. Türk devletinin beklentisinin dışına çıkıyoruz. Türk devleti bugün İçişleri Bakanı aracılığıyla. YPG'nin, PYD'nin bir terör örgütü olduğunu anladı. Aynı bir cümle Efendim? söyleyeyim öyle Aynı fikirdeyiz. Aynı fikirdeyiz. Ahmet Bey. Aynı fikirdeyiz. Bir reklam'a gidelim. Bakın yani e, keklik Hiç gibi yakalandı sözü e, bu kadar. Şimdi e, bu kişinin yakalanmasına ilişkin işte Onur İsten'in e, sorduğu hani nasıl böyle e, amatörce yakalandı, kolaylıkla keklik yakalanmış gibi falan. Ya kolaylıkla falan Doğru yakalandı Doğru değil yok. yani. Ben de ona itirazım yani, var. Bu, bu kolaylıkla falan yakalanmış değil. 1200, büyük bir emek Çok büyük bir emek. 1200 yemek. kamera. Takdire şayan sanat eseri niteliğinde i̇kincisi, bir operasyon yani. İkincisi geldi. bu olayın arkasında istihbarat örgütü var. Tamam Amerika var diyoruz eyvallah. Ama e, menşeyi de YPG menba orası. Evet. Yani neticede o üst akıl dediğimiz Ya buradaki yeni terör eylemi tekniği <laughs> geliştiriyorlar. Bakın bunu bilmemiz lazım. Bu terör eylemi tekniğinin eskisinden farkı artık Türkiye'nin baskısı ve operasyon terörle mücadelede edindiği başarılar nedeniyle eski klasik yöntemlerde terör örgütleri eylem yapamıyor. Bunun için bu örgütleri var eden işte başta Amerika olmak üzere arkasındaki küresel güçler kendi adamlarıyla bu örgütün içine daha fazla girip bu terör örgütlerinin içine daha fazla girip kendileri bir şeyleri Yaptırmak e, zorunda niye kalıyorlar. Noktayı, şey niye Arap mesela? Bu noktayı anladık. Evet efendim. Başka bir şeye Buyurun geçmek efendim. istiyorum.